Psikolojinden hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda sizlerle fizik dersine çalışırken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında konuşmak istiyorum. Başlayalım. Öncelikle ön yargılarını bir kenara bırak diyoruz. Şimdi çoğunuz arkadaşlarınızdan, belki ailenizden duymuşsunuzdur. İşte fizik dersi çok zor bir dersti, lisede yapamazdım, çok zorlanırdım, bir türlü anlayamazdım, çok başarılı olduğum bir ders değildi gibi buna benzer cümleleri belki duydunuz ve bu cümleler sizde bir ön yargı oluşturdu. Öncelikle bu dersi başarmak için bu ön yargılarınızı bir kenara bırakın ve insanların söylemiş olduğu bu cümlelere kulaklarınızı tıkayın. Kendinize güvenin. Kendinize güvendikten sonra ve bu iş için yeterli çabayı gösterdikten sonra yapamayacağınız bir ders asla değil. O nedenle dediğimiz gibi kendinize güvenin ve yapabileceğinize inanın. Dikkat edeceğiniz noktalara da dikkatli bir şekilde çalıştıktan sonra ortada olmaması için, başaramamanız için hiçbir sebep yok. Evet. Burada fizik, kalp, matematik dedik. Yani fizik matematiği çok sever. Hatta bununla ilgili olarak bir fizik bilim insanımız Richard Feynman, matematik bir dildir ve bu dilde şairlere fizikçi denir demiştir. Böyle bir sözü var kendisinin. Fizik, matematiksel denklemleri, formülleri oldukça kullanan bir bilimdir. Çünkü fizik doğayı gözlemler, evreni anlamaya çalışır, evrenin oluşumunu anlamaya çalışır, madde enerji arasında ilişki kurmaya çalışır her zaman ve bulmuş olduğu bir takım teorik verileri formüllerle ifade eder. Yani bunu bilim dünyasına ilan ederken matematik dilini kullanır, bu denklemlerle ifade eder. O yüzden fizik ve matematik birbirinden ayrılmaz bir bütün aslında. Bir elmanın iki yarısı gibi diyebiliriz. Ancak şöyle bir şey söyleyeyim. Burada tabii ki hani sizin fizik dersinde sizden beklenilen matematiksel beceriler çok üst düzeyde matematiksel beceriler değil elbette ki. Sadece işte basit bir denklem kurabilme mantığına tabii ki hakim olmamız gerekiyor. Oran orantı ilişkisine yine hakim olmamız gerekiyor. Çünkü fizikte pek çok değişken var, kavram var. Bunların bazıları birbirleriyle doğru orantı ilişkisi gösterirken bazıları ters orantı ilişkisi gösterecek. Şimdi biz oran orantı ilişkisini kafamıza muhakeme edemezsek eğer fizikte bu noktada birazcık zorluk yaşayabiliriz. Onun dışında geometri bilgisine tabii ki oldukça fazla ihtiyaç duyacağız. Açılarla ilgili bir takım işlemler yapmamız gerekecek fizik sorularında. Hani çok dediğim gibi üstün matematik becerileri beklemiyoruz. Çünkü o zaman bu ders matematik olurdu. Sadece bizim işimize yarayacak olan yani basit problem çözme tekniklerine hakimsek eğer, bu temel matematiksel becerilere hakimsek fiziğin sayısal kısmında kesinlikle zorluk yaşamazsınız sevgili öğrenciler. Devam edelim. Evet, grafik okur yazarlığını geliştirmelisiniz. Şimdi kesinlikle geliştirmelisiniz. Çünkü grafik dediğimiz olay fen bilimleri dersinin aslında yani fizikte de kimyada da biyolojide de size çok gerekli olacak. Sadece fizikte de değil. Genel olarak fen derslerinde başarılı olabilmek istiyorsak grafikleri iyi okumak, iyi anlamak, iyi yorumlamak, hatta verilen verilerden bir grafik oluşturabilmek ya da oluşturulmuş olan grafikte bir hata varsa bunu düzeltme noktasında adım atabilmeliyiz sevgili öğrenciler. O nedenle dersinizi çalışırken, soru çözerken ya da fizikte bir konuyu öğrenirken mutlaka o konuda yer alan grafiklere, o konuda yer alan kavramları grafiğe dökmeye kendinizi alıştırın. Ve bol bol dediğim gibi grafik çizin arkadaşlar. Yani soru sizden mesela işte şıklarda grafikler vardır, hangisi doğrudur yanlıştır gibi bir şeyi yorumlamanızı isteyebilir. Veriyi daha önce vermiştir. Siz öncelikle konuyu öğrenmek amacıyla söylüyorum bunu.
Şıklardaki grafikleri boş verin. Sorunun verdiği o verileri siz kendiniz grafiğe dökmeye önce başlayın. Böylelikle grafiği kendiniz oluşturarak grafik mantığını daha iyi anlamış olursunuz. Daha sonrasında bu konuyu iyice pekiştirdikçe, yani kendinizi grafik okuryazarlığı noktasında güzel bir noktaya getirdikten sonra zaten şıklarda doğrusunu, yanlışını, grafikteki hatayı çok net tespit edebilir hale geleceksiniz. Ve bu grafikte, yani grafiği okuyup anlama, yorumlama kısmında işte oran orantı ilişkisi dediğimiz, hani o matematiksel beceriler içinde saydığımız o ilişkiye de tabii ki çok iyi hakim olmanız gerekiyor. Değişkenlerin arasındaki ilişki, grafiğe baktığınızda artıyor mu, azalıyor mu, iki değişken arasında neler oluyor? Çok çok önemli fizik dersi içinde. Çünkü hem ÖSYM'nin sorduğu sorularda hem de herhangi bir soru bankasında açtığınız zaman fizik dersiyle ilgili bir sürü grafiksel soruyla karşılaşacaksınız sevgili öğrenciler. Dolayısıyla grafik okuryazarlığı noktasını çok önemsiyoruz. Ve diyoruz ki fizik formüllerden oluşan bir ders. İçerisinde çokça formül var. Tabii bu formülleri aslında, yani ezberleme işine girmemelisiniz. Anlamalı, yorumlamalı, içselleştirmelisiniz bu formülleri. Bir konuyu öğrendiğinizde o kavramların birbiriyle ilişkisi nedir? Yani doğru orantı, ters orantı ilişkisi. Ki burada da hani şöyle bir noktada şansınız var fizik dersiyle ilgili olarak. Fizik hayatın içinden olan bir ders. Yani doğada gördüğümüz, etrafımızda meydana gelen bütün olayları biz aslında ucundan kıyısından, hatta çoğu olayda tamamen fizikle ilişkilendirebiliyoruz. İşte evimizde çalışan elektrikli elektronik aletlerin çalışma prensibi vesaire, yani her şeye baktığınızda etrafınızda fizikten bir parça görüyorsunuz. Dolayısıyla hani bu derse çalışırken gerçekten doğayla, etrafınızla, gerçek yaşamla bağlam temelli diyoruz biz buna. Bağlam temelli öğrenmeyi gerçekleştirirseniz eğer, kendi içinizde yorumlayıp, "Aa evet, bu olay derste öğretmenimiz şunu anlatmış da ve bu olayla bağlantılı olduğunu söylemişti." Hemen düşünün, başka neler acaba bu kavramla ilgili olabilir? İşte itme momentum konusunu öğrendiniz. İtme momentum konusunun günlük hayattaki kazalarda, çarpışmalarda ne gibi bir yeri var? İşte araçların hızı artarsa ya da kütleleri artarsa niye birbirlerine daha fazla, yani çarptıklarında daha fazla zarar veriyorlar ve kazada yaralanma oranı artıyor vesaire. Yani bütün bunlar aslında fiziğin bizim hayatımızın ne kadar içinde olduğunu gösteriyor bize. O nedenle sevgili öğrenciler, formülleri bu şekilde içselleştirerek aslında aklımıza yer almasını sağlarsak çok daha bizim için güzel olur. Ki bir de şunu söyleyeyim. Artık ÖSYM'nin sorduğu sorulara baktığımızda, bu yeni nesil sorular dediğimizde, eskisi gibi, yani bir 5 yıl, belki işte 6 7 10 yıl içerisindeki sorulara göre kıyasladığımızda bilgi sorusu sormuyor artık. Yani işte formülü ver, yerine koy, öğrenci cevabı bulsun. Hayır. Bu takım artık tek düze sorular çok geride kaldı. Hayatın içinden bir olay veriyor size ve bu olaydaki fiziği bulmanızı istiyor sizden. O nedenle fizik dersinde çalışırken dediğim gibi günlük hayatla bağlam temelli olarak bağlayarak giderseniz, kafanızda olayları bu şekilde düşünüp özümserseniz sınavlarda çok daha başarılı olacaksınız. Tabii yine formülleri aklınızda tutabilmek için bunları diyoruz ki hep küçük küçük böyle not kağıtlarına not edip odanızda, çalışma masanıza ya da işte gardırobunuza yapıştırabilirsiniz bunları. Yani böylece hani odanızda çok vakit geçirdiğinizi düşünürsek eğer, hani evin diğer bölümlerine göre, hani hep gözünüzün önünde olacağı için oradaki formüllere baktığınızda, "Aa evet, bunun formülü buydu. İşte kütleyle şöyle ilişkiliydi, yükseklikle böyle ilişkiliydi" gibi sık tekrar yapma imkanı doğurur size. Bu da sizin için faydalı olacaktır. Buradan sonra bir de çok önemli olarak şunu söyleyelim. Tek soru birden fazla kazanım. Ne demek bu? Şimdi biliyorsunuz
TYT ve AYT'de, işte TYT'de 7 sorumuz, AYT'de 14 sorumuzla karşılaşıyoruz. Fakat çok fazla kazanım var fizikte ve yani çok fazla ünite, çok fazla konu ve dolayısıyla haliyle çok fazla kazanım mevcut. Şimdi 7 soru ve 14 soruda bu çok fazla kazanımın çoğunu ölçebilmek için, yani kapsam geçerliliğini arttırabilmek için mecburen bir soruda bir kazanım değil de 2-3 kazanımı birden ölçüyor. Yani soru sayısı konu sayısına göre çok az olduğu için bir soru içinde birden fazla kazanımı mutlaka ölçen sorulara artık ÖSYM yer veriyor. O nedenle sizler de çalışmalarınızda bu tarz kaynaklara yönelirseniz, yani işte bir konunun sadece bir alt başlığını değil de 2-3 kazanımını birden içeren sorulara yer veren kaynakları çözerek çalışırsanız sizin için bu anlamda da çok faydası olacaktır diyoruz. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda yine görüşmek üzere. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sevgili öğrenciler. Kendinize dikkat edin, sağlıkla kalın, hoşça kalın.